Gözlerinizin rengi çok güzel. Biliyorum. Evet, modellerimiz tekrar hoş geldiniz hepiniz. Ferit ve Can, yarışmaya tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor? Dediğim gibi heyecanlı olacak diğer haftalar da olduğu gibi. Fakat bu hafta bazı sürprizlerimiz de olacak. Sürprizimize Can ve Ferit'le başlamış olduk aslında. Ama bir sürpriz konuğumuz olacak ki o haftanın finalinde bizlere eşlik ediyor olacak. Bu sürpriz konuk hepinizin çok iyi tanıdığı ünlü bir makyöz, işinde çok başarılı ünlü bir makyöz. Hamiyet Akpınar bizimle birlikte olacak. Sadece konuk olarak değil, aslında jüri olarak da burada bulunacak. Yani demem o ki, jüri derken hepinize birer puan vermeyecek. Onun elinde bulunan sadece 5 puanı olacak. Ve bu 5 puanı sadece bir takıma verebiliyor olacak. Yani bu hafta bizi izliyor olacak. Ve 5 gün boyunca verdiğiniz performanslar dahil, 5. gün sergileyeceğiniz performansınıza göre de en iyi olduğuna inandığı takıma elindeki 5 puanı hediye edecek. Yani bu demektir ki haftanın bütün dengesini değiştirecek. Bir puanla bile geriden gelirken bir anda Hamiyet Hanım'dan alabilme ihtimaliniz olan o 5 puanla belki de birinci olup haftanın finalinde burada yanımda bulunacak olan 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi oluverirsiniz belki de bir anda. Böyle bir sürprizimiz var. Sizi haftanın finalinde bekliyor olacak. Sadece makyaj için değil tabii ki, takım olarak sergilediğiniz performansın nasıl olduğuna bağlı olarak o 5 puanı Hamiyet Hanım'dan kapabilirsiniz. Peki bu hafta ne yapacağız? Özgür Hanım, ben bir şiir okuyabilir miyim? Aman lütfen. Arkadaşlarım evet, geldi. Hadi Güven, dostlukla mı ilgili? Tabii yine? Bizim işimiz tabii dostluk, ki dostlukla yani. İlgili. Güven lütfen Can dostlukla canım. İlgili şiirini duyalım. İyi dost yıldızlar gibidir. Her zaman göremezsin ama orada olduklarını bilirsin. Umarım arkadaşlar hoş geldiniz. İyi bir dostça bir yarış olur. Her şey güzel olur. Tekrar hoş geldiniz. Ben de size bir cevap verebilirim. Ben de size cevap verebilir miyim? Sen de bana mani ok hadi. Biz şiir okuduk, şiirle ver istersen. Sizin adınız Güven. Çevirirsiniz bin bir dümen. Buna kendini çok uyanık sanma. Sonra gidip evde kendi haline yanma. Şu an Ferit'in geri döndüğünü hissettik. Direkt hepimiz, ozon atışması oldu yani hepimiz bu da. Ferit geri döndü dedik yani şu an. Paşa'nın başına gitti, baksana alkışlıyor. Birci Paşa. Bu arada sizinle yarışmıyorum. Sadece sizi izliyorum, olur mu? Yani siz gerçekten hani bilmiyorum ama sizi hiç izlemedim, tanımıyorum gerçekten hani. Buraya geldim ama tesadüf geldim. Umarım başarılı olursunuz. Seyircilerimize güzel makyajla ilgili, saçla ilgili güzel şeyler sunabilirsiniz. Bana öyle bakma, sen de bakma, sen de bakma. Sana bakmıyorum, sana var ya, size acıyorum ben ya. Size verebileceğim puan. Sana gerçekten acıyorum ben ya. Çok dinlen. Senin yaptığın makyajları gördüm ben burada. Özge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Acaba beyefendiye sorsam tanımadığı birine neden benimle çalışmak istediğini daha öncesinden. Çok güzel. Benimle ben çalışmak istiyordunuz. Bir şey söyleyebilirim. Hatta bayağı ısrar etmiştiniz. Tabii ki ben sizinle çalışabilirim. O zaman tanıyorsun beni. Bayağı iyi tanıyorsun ama ki benimle çalışmak istiyorsun. Ama zaten tanıyorum. Okey. Sizin sanatınızı tanımıyorum. Sanatımı tanımadan benimle çalışmak istiyorsun acaba? Olabilir. Geçerken uğradım diyorsun. Really konuştukça batıyor bence. Uğradın diyorsun geçerken. Sen overlockçu makinesi misin? Beş dakikada yapacaksın, hemen teslim mi edeceksin? Size cevap vermeyeceğim. Vurdu ve gol oldu. size cevap vermeyeceğim ama 5 dakikada yapma, 20 dakikada yap. Bir şey söyleyeceğim. İlerleyen zamanlarımız var. Evet. Siz de cevabınızı alacaksınız. Hani uğramıştın? Siz de cevabınızı alacaksınız. Hmm. Siz de cevabınızı alacaksınız. Peki. Okay? Bekliyorum sabırsızlıkla. Çok ilginç bir saç modeli belirledik bu hafta sizler için. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Şu ana kadar bu yarışmanın en başından beri, başladığı ilk günden beri hiç böyle bir şey istenmedi. O yüzden çok merak ediyorum neler çıkacağını ve aslında masalara gelip ne yapmaya karar verdiniz diye de sormak istemiyorum. Finalinde ne olduğunu göreceğiz. Bu nedir? Sizlerden modellerinizin saçıyla bir obje yapmanızı istiyoruz. Domates.
Aksesuar kullanabilecek veya bir figür, obje bir hayvan, kuş, saçtan yapılmış bir şapka, kuş, biber, kelebek, aklına ne gelirse artık yani. Sinirime bakar mısın? Biber. Bir aklınıza gelen bir şekil, bir obje. Bu arada arkada bulunan aksesuarları çeşit çeşit. Evet, fark ettim. Her zaman olduğu gibi çeşitli aksesuarlar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz tabii ki. Aa, şu basitmiş aslında Necati. Evet, arkada gördüğünüz gibi bakın çok iyi, enteresan. Aa, şey çok zor bir şey. Onlar takma sanırım ya Özge Hanım. Tık konduruyorsun. Hiç bilmiyorum ama sonuçta onlar onun üstü saç. Önemli olan saç da yapmak. Takma, saçı etrafına geçiriyor. Enteresan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok bence güzel. De gerçekten. İlginç. Çok bakalım bence. Yani nasıl işler çıkacak? Gerçekten o yüzden masa masa geziyorum sizlerin yanına nasıl gittiğine dair konuşmak için ama o konuşmalar esnasında sormak istemiyorum. Çok merak ediyorum ama sormak istemiyorum çünkü finalinde bakalım gerçekten ne çıkacak ortaya. Yani söylediğinizle ortaya çıkan aynı şey mi? Aslında onu tahmin etmeye çalışmak daha eğlenceli olacaktır diye sormayacağım büyük ihtimalle. Anlaştık mı saçla yapılan bir figür, bir obje, bir hayvan istiyoruz sizden. Makyajdan da sanırım buna Emel çok sevinecek. Siyah göz makyajı istiyoruz. Çok sevindim hem de en sevdiğim. Sizden siyah göz makyajı ama istiyoruz. Yani genelde siyah seviyor diye evet, Emel canım. Dedim yani evet. Ama. Benim modelim o olmaz. Neden niye olmasın? Neden olmaz? Gözleri kapağı çok inik olduğu için göz makyajını göstermeyecek. Hayır gayet doğru. Kapağı yani. Ben duyamadım. Göz kapağı çok inik aşağıya doğru. Göz makyajını göstermeyecek. Ayarlı. Makyöz arkadaşlarım da iyi bilirler bu gözleri. Geçen de Nevin'de yaşadığın senin. Yani gösteremediğin makyajı. Ama siyah göz Özyan makyajı derken bir şey yoktur. Yapmak isteyen İlla her türlü yapar. Bu kadar aynen bütününe değil. Aman aman Saadet baştan başlama. Bak olmaz diye bir şey yok diyor modelin. İsteyen farklı yapar diyor. Tamam, bakalım şu anda ya sizin için belirlediğimiz şey bu. Size çıkan model de benim sayemde ve benim, ya da benim yüzümden hangisini artık. Ya bu haftanın sonunda ya sizin yüzünüzden diyeceksiniz bana ya da sizin sayenizde diyeceksiniz. Bu kadar vallahi ne olacak bilmiyorum ama yok siz canım, istediniz bunu. Şöyle. Sizin için seçtim. Biz Ayça'nın saçını makyajını güzel eşlik edecektir. Ayça'dan sonra sıkıntı yok. Hiç şüpheniz olmasın. Peki, okey. Bunun için size 60 dakika süre tanıyoruz saç için. Saça şekil vermek için. Makyaj için de 25 dakikanız var. 60 dakikalık sürenizi başlatmak üzere geri sayıma başlıyorum. O sırada makyöz arkadaşları bekleme odasına alıyorum. Siz bekleme odasına giderken 60 dakikalık süre için geri sayım başlasın. 5, 4, 3, 2, 1 süreniz başladı. İki makas at, bir de tarak. Üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.